Herkese merhaba, ben Sunya. Bugünkü videomda size Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi dizisinde büyük ihtimal daha önce duymadığınız 15 gerçekten bahsedeceğim. Ama ondan önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bütün bunları yaptıysanız artık videoya geçebiliriz. 1. Adrian'ın Instagram'daki gönderilerinden birinde kapağına model olduğu bir dergiyle fotoğraf bulunmaktadır ve kapağın üstünde Fransızca sadece bir arkadaş yazmaktadır. 2. Thomas Estrue'un dediğine göre bazı kıvemiler Çin burç kuşağından esinlenilerek oluşturulmuştur. Thomas'ın bunu yapma sebebi de Çin zodyak parçalarının tüm dünya tarafından tanınmasını sağlamakmış. 3. Bir önceki gerçeğimizde de bahsettiğimiz serinin yapımcısı Thomas Estrue, Felix hakkında konuşmayı pek de sevmiyor. Hayranların çoğu ise bırakın Felix hakkında konuşmayı, yüzüne bile bakmayı kaldıramadıklarını söylüyor. 4. Son bir değişikliğe kadar serinin ilk halinde Arya Mernet'in Uğur Böceği olduğunu biliyordu. Fakat daha sonra çalışanlar bunu senaryoda sıkıntılar yaratacağını düşünerek değiştirdiler. 5. Kwame Avcısı bölümünde Bayan Mendeleev'in çizdiği resmi hatırlıyor musunuz? O resim aslında serinin ortak yapımcısı Vinny'nin oğlu tarafından Kwame'leri göstermek için çizilmiş bir resimmiş. Ve yapım ekibi bunu seride kullanmak istemişler. 6. Adrian'ın buz ve normal form dönüşümlerini biliyorsunuzdur. Adrian'ın aqua form dönüşümü olmadığı için modelinin dönüşüm yedeği alınmamış ve bu yüzden buz versiyonundaki dönüşümü fark ettiyseniz Adrian modeli farklı. Bana kalırsa buz dönüşümündeki modeli daha kaliteli olmuş. 7. Thomas Estrue'un dediğine göre ileriki bölümlerde Chloe hiçbir romantik ilişkiye dahil olmayacak. Fakat Sabrina ile arası gittikçe daha iyi olacak. Bu açıklamaya üzüldüm çünkü Luca ile Chloe'yi çok yakıştırıyordum. 8. Nathaniel'ın tişörtündeki sembol Fransız Draka gibi magmadan ilham alınarak oluşturulmuştur. 9. Audrey Bourjouva'nın adındaki Audrey ismi güç, kuvvet anlamlarına gelmektedir. Audrey neden bu kadar egolu olması ve kendini maddi olarak güçlü görmesi acaba isminden mi kaynaklanıyor? 10. Ziyafet bölümünde Mairo'yu his canavarını uyandırırken görmüştük. Çok hızlı bir şekilde koşuyordu. Onun bu şekilde koşması aslında bir tesadüf değil. Yapımcılar bu tarz koşmayı ünlü anime Naruto'dan alıntılamışlar. 11. Beyaz Kedi bölümünde Uğur Böceği Banix'in gücü sayesinde geçmişe baktığında bir T-Rex görmüştü. İşin garip kısmı Arya'nın babası Otis'in taktığı bilekliği takmaktaydı. 12. Alex'in aslında Alex Harikalar Diyarı'ndaki Alex karakterinden esinlenilerek oluşturulduğu düşünülüyor. Her dizide de gücün saatle ilişkili olması bu düşünceyi açıklıyor. 13. Kahramanlar Günü serisinde bahsedilen Kahramanlar Günü aslında Fransa'da kabul gören bir bayram ya da özel gün değildir. Fransa'da böyle bir gün olmamasına rağmen dünyanın çeşitli yerlerinde böyle günler vardır ve geçmişte kendi milletlerini kurtaran önemli kişiler için kutlamalar yapılmaktadır. 14. Ziyafet ve Beyaz Kedi'de kullanılan "Burası içeriye girince daha da büyük gözüküyor" ifadesi aslında Dr. Wu'dan ilham alınarak metne aktarılmıştır. 15. Hem Uğur Böceği hem de Kara Kedi yeni uzay güçlendirmesinde pembe tarzı gözlere sahiptir. Bu dönüşüm sonrası gözün rengini değiştiren ilk güçlendirmedir. Video buraya kadardı. İçlerinden en beğendiğiniz hangisi oldu? Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.